Yalnız çözmemiz gereken çok daha önemli bir mevzu var. Bu süreç hepimize büyük darbeler vurdu. Salman'ın silah tedariği için başkalarıyla görüşmeye başladığına dair bazı duyumlarım var. Sen Salman'la görüştün mü Fuat kardeş? Hayır. Sizlerle görüşmeden herhangi bir adım atmak istemedim. Böyle olacağı belliydi. Birbirimize düşmekten işlerle ilgilenemedik. Mesele birbirimize düşmemiz değil. Sana daha önce de söyledim Fuat. Burak'a çok fazla inisiyatif verdin. Çocuk altından kalkamadı. Sizi buraya şikayet dinlemek için toplamadım. Birlikte bir çözüm üretelim diye topladım. Muhabbetiniz bol olsun beyler. Hoş geldin. Koltuğunuz duruyor mu Fuat? Elbet. Uzun zamandır şahsi sebeplerden ötürü sizi yalnız bıraktım. Siz de eksik olmayın, sitemsiz yürüttüğünüz işleri. Artık yeniden aranızdayım. Aramıza dönmen beni ziyadesiyle memnun etti Haşmet Aga. Sitem etmedik ama yokluğunu da hissetmedik değil. Bundan sonra bizi yalnız bırakmak için hiçbir mazeret kabul etmeyiz ama haberin olsun. Eyvallah. Abi. Zamanlaman her zamanki gibi harika. Sana en çok ihtiyacımız olan anda geldin. İtaat, gene iki satır muhabbet etmeden, hal hatır sormadan beni işe koşacaksın değil mi? İtaat kardeş haklı. Bu mesele mühim. Abi, Salman bizi satıyor. Kendisine yeni tedarikçi aramaya başlamış. Bu tevatür mü, bilgi mi Fuat? Duyum abi. Ama bu duyumu destekleyen bazı önemli gelişmeler var. Mesela Salman bir haftadır İstanbul'daymış. Habersiz gelmiş. Ben aradım, bir hoş geldin dedim ama benimle görüşmemek için mi oyalıyor? Taksicinin sevkiyatı geciktirmesi iyi olmadı. Salman bunu fırsat bilip komisyonunu yükseltmek için rekabet oluşturmaya çalışıyor. Önce o konuya bir açıklık getirelim. Ali Rıza Altay'la Fuat ve ailesi arasındaki husumet sona erdi. Ali Rıza artık bize mani teşkil etmiyor. Kendisi bundan böyle sağ kolumdur, adamımdır. Bırakın işimizi baltalamayı, gücümüze güç katacak. Sana boşuna eski kurt demiyorlar Haşmet Aga. Yine yaptın yapacağını. Bize sorun çıkaran adamı tuttun, hizmetimizi aldım. Sen böyle takdir ediyorsan bize eyvallah demek düşer. Abi sen daha iyi bilirsin ama bu Ali Rıza birazcık dik başlı. Yani adı üstünde, lakabı Arıza. Ben seni üzmesinden, yormasından korkarım. Ben eğilip bükülen adamdan hoşlanmam Mithat. En iyi sen bilirsin. Salman konusuna gelince, onun dilinden en iyi ben anlarım. Müsaade ederseniz o meseleyi ben çözeyim.
Efendim? Müsait miydin kızım? Aradım ama. Tabii. Buyurun, müsaitim. Bana gücenmekte son derece haklısın. Ali Rıza'yı öyle görünce aklım başımdan gitti. Sana hak etmediğin sözler söyledim. Ana yüreğime ver. Estağfurullah Rukiye Hanım. Ben hiç alınmadım. Eğer uygunsan yarın akşam seni yemeğe davet etmek istiyorum. Affedersiniz, anlayamadım. Sana teşekkür etmek istiyorum kızım. Ali Rıza senin sayende Ersoylularla uğraşmaktan vazgeçti. Davamızı çekiyoruz. Rukiye Hanım, ben hiçbir şey yapmadım. Ben biliyorum. Ali Rıza'yı senden başka kimse ikna edemezdi. Hadi yarın akşam gel, beraber yemek yiyelim. Kırma beni, olur mu? Rukiye Hanım, ben sizi daha sonra arayabilir miyim? Şu an trafikteyim de. Tamam. Muhakkak bekliyorum ama. Halide konuşmamız lazım. Benim konuşacak bir şeyim yok. Ben söyleyecek her şeyimi söyledim. Benim var. Ve dinlemeni istiyorum. Lütfen. Hayatımda hiç böyle şeylere heves etmedim. Böyle olsun ben de istemezdim. Bana biraz haksızlık etmiyor musun? Haksızlık falan etmiyorum. Az bile söyledim. Sen benim babamın hayatını nasıl riske atarsın Ali Rıza? Ben babanın hayatını riske atmıyorum. Aksine onu korumaya çalışıyorum. Neden? Sen benim babamı neden korumaya çalışıyorsun? Senin için. Senin baban olduğu için. Ben babam bu işlere geri dönmesin diye ona derdimi bile anlatamıyorum. Neleri içimde tutmak zorunda olduğumu biliyor musun sen? Benim babam bu dünyayı bırakmıştı. Bu pis işleri bırakmıştı. Uzakta sakin bir hayat yaşıyordu. Ama senin hareketlerin onu geri dönmeye teşvik etti. Ya sen fütursuzca nasıl böyle davranabiliyorsun ya? Nasıl davranabiliyorsun? Ben sadece onun yanında yer aldım. Babanın zaten başka şansı yoktu. Niye benim babamın başka şansı yoktu? Nereden biliyorsun? Sen söyledin. Burak'ta neden oturduğunu anlatırken söyledin. Hatırlıyor musun? Artık Burak da ailesi de bizi rahat bırakacak, öyle mi? Tabii ki hayır. Böyle dedin, hatırlıyor musun? Ben sana kafasında korumayla evinde çaresizce oturup bekleyecek bir kadın olmadığımı da söyledim. Ama sen bunu da işine geldiği gibi anlamışsın galiba. Sen babamın koruması falan değil. Baya baya sağ kolu olmuşsun ve onu Ersoylularla savaşa sokmaya çalışıyorsun. Karar babanındı. Ben sadece onun yanında yer aldım halde. Öyle bile olsa senin onun yanında yer alman değil. Vazgeçirmeye çalışman gerekmez miydi ha? Benim bu hayattaki tek varlığım babam. Benim babamdan başka kimsem yok. Ama sen onun hayatını tehlikeye atıyorsun. Bana güven. Babana zarar gelmeyecek. Babam da böyle demişti, biliyor musun? Korkma. Bize bir şey olmaz demişti. Ama ben annemi, abilerimi kaybettim. Babam en güçlü olduğu zaman da onları koruyamamışken, sen kendi kardeşini koruyamamışken, babamın beni, aileni nasıl koruyacaksın Ali Rıza? Ben sana nasıl güvenebilirim? Sana söz veriyorum. Babana bir şey olmayacak. Bana tek bir şey söyle. Sana güvenmem için. Bana tek bir şey söyle.
Abi hoş geldin. Geçmiş olsun. Faik içeride mi? İçeride Faik abi. Abi bir sıkıntın mı var? Vay Mert kardeş hoş geldin. Geçmiş olsun. Eyvallah. Geç otur şöyle. İlk vukuatını yaptın. Bakma seni emlakçı öyle atıp tutar da. O evi satmayı daha önce... Benim için emlakçı değil.